Kayık sivrisinde lavaya ne yaptı? Bir sor ben bıçakla. Umarım. Arkadaşlar bugün rehber Erdoğan ister, lider Fahri Altun'la beraber nereyi yapıyoruz arkadaşlar? Gösterelim. Şöyle. Arkadaşlar yine Antalya'nın çılgın faaliyetlerinden bir tanesini bugün yapıyoruz. Evet. Çok bakir bir bölgede sağ tarafımızda Dastar Atacağı, sol tarafımızda Ömer Faruk Düşen zirvesi. Evet. Karşımızda Belgibi ve arka taraf Kaplan Kapanı olmak üzere Antalya'nın gerçekten çılgın bir faaliyetini yapıyoruz. Evet. Bu bize keyif veren bir olay. Evet. Ekip 5 kişi, ekip performansı gayet iyi. Erdoğan ister. Evet, burayı 2 sene önce Eylül ayında yapmıştık kanyonda su yokken. Şimdi su var hesabıyla gidiyoruz. Bakalım buradan bel dibine ineceğiz. Evet. 2-3 yerde ip açmamız gerekecek teknikini söyleyeceğim. Fahri hocama ihtiyaç var mı? Tabii Fahri hocamıza ihtiyaç olduğu için yanımızda. Yaptım. Yoksa ne işi var Fahri hocam burada? Zirveye doğru balkon vardı, oradan bakalım. Vadiye giriyoruz şimdi birazdan kanyona. Sağ tarafımızda Dastar Atacağı. Hemen yakınımda tabii ki faaliyetlerimizin babası Fatih Baba. Hareket ediyoruz. Erdoğan İster var, Fatih Baba, ben, Doğa Bey, Fahri Hoca ve Necati. Hadi bismillah. Gedellerden geldik. 11 kilometre yürüdük ve nihayet kanyona giriş yaptık. Arkamızda Necati, Fatih. İleride Erdoğan İster, Doğa Bey ve Fahri Altun. Belde bir kanyonundayız. Geldi mi? Geliyorlar abi. Yemek molası ne zaman veriyoruz abi? 12 oldu. O bir de böyle. Amerika'daki Grand Canyon hiç önemi yok. Evet, yaklaşık kaç saattir yoldayız? 6.26'da başladık. 6.26'da başladık. 7 saattir yoldayız. Suyumuzu kıt kanat kullanırken harika bir kaynağa denk geldik. Erdoğan abiyi görüyorsunuz, şimdi duvardan su dolduruyor. Müthiş. Kerem ile Aslı'nın duvarı patlattı yer. Bel dibi kanyon olduğunu da söyledi. Bel dibi kanyondayız. Fahri hocam suya girdi. Rahatladı. Fatih baba. Evet. Faaliyetin sonlarına doğru susuz kaldığımızı düşünürken, işte 7 saatlik faaliyetin sonunda susuz kalacağımızı düşünürken kanyon geçişinde şöyle bir delikten su akıyor. Oradan geliyor bu su. Şöyle Necati hocamız suya girdiği yere kadar gölet yapıyor. Ekip suyu görünce yaşadık, kurtulduk diye bağırdı. Fahri Hoca diyor ki ben ağa kızıyım, alta yatmam diyor. Ama suya mecbur girecek. Şu ana kadar kaçtı sudan. Süzülerek. Belde bir kanyonun son kısmına geldik. Suyun yarattığı akışla kaya neredeyse bir balon kaya gibi olmuş. Kapadokya'daki balonlar gibi altı yuvarlak. Delinmiş üstü daha biraz geniş. Harika bir gün.